Mobese kayıtlarını teknik incelemeden geçirdik. Karelere bölündü. Yavaş çekime alındı. Mobese kamerası dışındaki bazı televizyon kanallarından almış olduğumuz görüntüleri de benzer teknik incelemeden geçirdik. Ortaya çıkan manzara şu. Bu polis kendi arkadaşlarının arasından ileriye doğru fırlıyor. Yani böyle bir saldırı halinde, bir kin ve nefret dolu bir saldırı halinde önüne çıkan yere düşmüş ilk göstericiyi tekmeliyor. Bunun arkasından silahını çekiyor, havaya ateş ediyormuş gibi yapıp göstericilerin üzerine bileğini bükerek ateşliyor ve o sırada eten vuruluyor. Sonra da hemen kaçıyor. Yani polisin izlediği taktik, görüntülerden net olarak ortaya çıkan şu, vur kaç taktiği uyguluyor. Oysa o sırada bütün polislere geri çekilme emri verilmiş durumda. Hem geri çekilme emrini dinlemiyor, hem de böyle bir düşmanca bir saldırıyla vuruyor, kaçıyor. Görüntüler şimdi çok daha net, teknik incelemeden sonra çok daha net. Fakat bu görüntülerin arasında bir de Mobese görüntüleri var. Mobese görüntülerini yavaşlatarak yeniden izledik. Yavaşlattığımızda ortaya çıktı bu. Mobese kamerası göstericileri takip ediliyor. Ve takip edip tam etemin vurulduğu noktaya geldiğinde polis ateş ediyor ve ateş ettikten sonra kamerayı yöneten memur, her kimse, onu soruşturacağız, kameranın görüntüsünü gökyüzüne çeviriveriyor. Ortaya çıkan manzara şu aslında. Ondan sonrasında da etemin vurulduğu, işte ambulansa konulduğu birçok şey yaşandı. O görüntüler Mobese kamerasında yok. Mobese kamerası ileride ağaçların arasında toplanmış olan polislere sabitleniyor ve öyle kalıyor. Burada açık bir şekilde delil karartma söz konusu. Bu delili karartan da, karartmaya çalışan da Mobese kamerasına yön veren memur. Bugüne kadar bu davada iç hukukta çok engelle karşılaştık. Bu katil zanlısı milyonlarca insanın gözü önünde serbest bırakıldı. Bütün bu görüntüler, bu deliller mahkeme kararının gerekçesinde yer almadı. Mahkeme hakimi maddi kanıtlara, tanık ifadelerine, görüntü kayıtlarına hiç bakmadan, daha doğrusu dosyanın içerisinde bunlar, bakmamış olması mümkün değil. Kararının gerekçesine yazmadan sadece bu katil zanlısının verdiği ifadeye dayanarak serbest bıraktı. Ve bütün bunlara baktığımızda iç hukukun bizim açımızdan aslında işlemediğini görüyoruz. Yani iç hukuk ve Türkiye'deki yargı sistemi adalet beklentisi açısından düşündüğümüzde çökmüştür. Yani bu mahkemelerden, bu savcıdan, bu sistemden adalet beklenemeyeceği bu olayla bir kez daha ortaya çıktı. Ve bundan sonra biz İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuru için hazırlığa başladık. Sadece 5 saat uyudum. Sayısız biber gazı yedim. 3 defa ölüm tehlikesi atlattım. Ve insanlar ne diyor biliyor musunuz? Boş ver. Ülkeyi sen mi kurtaracaksın? Evet. Evet, kurtaramasak da bu yolda öleceğiz. Evet. Böyle demişti Abdullah Cömert. Yorgundu. Kısılmıştı sesi. Uykusuzdu. Ayakta durabilmek için 7 tane enerji içeceği, 9 tane ağrı kesici aldı ve çıktı sokaklara. Sadece devrim için diyordu. Sadece devrim. Abdullah Cömert, Hatay'ın Antakya ilçesinde 3 Haziran 2013 tarihinde gezi direnişi eylemleri sırasında beyaz bir akrepten atılan gaz fişeğiyle öldürüldü.
Ekmek almak için çıktığı sokakta çatışmanın ortasında buldu kendini. Polisin attığı gaz fişeğiyle yaralandı Berkin. Şimdi hastanede ölümle mücadele ediyor. Ok meydanında önceki gece polis göstericilere müdahale etti. Yoğun biber gazı kullanan polisin attığı fişeklerden biri ise o sırada sokaktan geçen 14 yaşındaki Berkin Elvan'ı buldu. Vurmayın, öldüm demişti Ali İsmail. Vurmayın. Ama onlar durmadılar. Kana susamış vampirler gibi devam ettiler. Bir şeylerin intikamını alıyorlardı sanki. İçlerindeki o cani ruhlar şahlanmıştı. Emir kulu değil, katildiler. Durmadılar. Sadece 19 yaşındaydı. Sayısız hayali, gidecek çok geri vardı daha. Karanlıktı, ancak korkmadı. Gülüyordu Ali İsmail. Ama onlar anlamadılar. Durmadılar. Korkmaz 2 Haziran'da Gezi Parkı eylemleri sırasında sivil polisler ve esnaf tarafından karanlık bir sokakta kıstırıldı ve dövüldü. Tam 38 gün komada kaldı. Ne yazık ki hayat mücadelesini kazanamadı. Ali İsmail Korkmaz'ın dövülme anı saniye saniye kameralara kaydedilmişti. Gelin görün ki önce bu kayıtlar silindi, ardından kayboldu. Neyse ki avukatlar ve Radikal'den gazeteci meslektaşımız İsmail Saymaz'ın çabalarıyla görüntüler ortaya çıktı ve bir dava açıldı. Ancak gariplikler sonrasında da bitmedi. Dava bugün 4 ayrı ilde, Kayseri başta olmak üzere 4 ayrı ile dağıtılmış gözüküyor. Ali İsmail'in ilk duruşması geçtiğimiz günlerde Kayseri'de başladı. Barikatlara geçerken, barikatlarda işte biber gazından korunmaya çalışırken bir bakıyorsun yukarıdan ceket atılıyor. Çamaşır makinesi atılıyor. Yani acayip bir şeydi yani. İnsanlar onu gördüğünde tüylerin diken diken oluyor ve sen aşırı bir şekilde motive oluyorsun. Bu şekilde korkmuyorsun hiçbir şeyden. Ne olursa olsun korkmuyorsun. Halkın arkanda olduğu sürece o dayanışmayı görünce korkmuyoruz. Abdullah'ı kaybettik. Öfkemiz 1000 kat arttı. Ali İsmail'i kaybettik. Direncimiz 1000 kat arttı. Herkes bunu bilsin. Antakyalı bundan sonra uyumaz. Nereye göçer gider? Nereye kara gözlü?
sevgili seyirciler, Berkin Elvan'ın ölümü sadece Avrupa Birliği yetkilileri arasında değil, dış basında, yabancı basında da ciddi yankı buldu. Hemen özetleyelim. Devamı vardı Times gazetesi örneğin Berkin Elvan'a yine yer verdi. Annesi Gülsüm Elvan'ın hastanenin önünde söylediği benim oğlumu Allah almadı ifadesi var. Financial Times gazetesi yine Berkin Elvan'ın ölümüne yer verdi. Benim oğlumu Allah almadı. Benim oğlumu Allah almadı.